hemen temel yapıyı kuruyorum. Şurada. APPPY dosyası ve templates. Bir de db.yaml. Öncelikle db.yaml'ımı oluşturayım. Zaten bu projeyle doğrudan alakalı olan bir şey değil. Yani projenin yapısında gerekli olan database iletişimini sağlayacak olan kısım. O yüzden mimariyle alakalı değil. Bu nedenle ben doğrudan şunu yazabilirim. Localhost üzerinde çalışacağız. Tabii ki siz gerçek ortama bu projeyi gerçek ortama deploy ederken burada size yayını yapacağınız sunucu ile alakalı IP adresi verilecek. IP bilgisini yazacaksınız. Çünkü sizin yazılım oradaki IP üzerinden çalışacak. Database'e bağlanacak filan. Ama şu an localhost'tayız. Localhost'ta da IP 127.0.0.1'dir. Diğeri de MySQL user root MySQL password bilgisi MySQL DB. Benim burada MySQL veri tabanı Relational Database Management System üzerinde oluşturacağım veri tabanının adı Flask DB 02 blok olacak. Şu an yapmadım bunu. Dict cursor bunun ne olduğunu biliyorsunuz bir önceki dersten, dünkü dersten. Dict cursor. Buraya kadar tamam. İşim bitti. Başka ne yapabilirim buradan? Temel öncelikle hani sayfalara geçmeden önce Python dosyamızı yazmaya başlayabiliriz. Ya da daha öncesinde veri tabanını da oluşturabiliriz. Veri tabanı bizim şurada oluşturduğumuz isimle oluşacak. Geliyorum burada da MySQL Workbench'i açıyorum. Veri tabanı sunucusuna buradan bağlanacağım. Ben default olarak servisleri gecikmeli başlatmaya ayarlıyorum ya da kapatıyorum. O yüzden bende default olarak çalışmıyor bunlar. Servislerden açıyorum. Kullanmayacağınız şeyleri yani çok sık kullanmadığınız şeyleri kapatabilirsiniz buradan. Manuele çevirirsiniz. Elle açarsınız. Şimdi şuradan tekrar bağlan. Şuradan şifreyi set et. Set etmek nedir ya? Evet, database oluşturacağım. Database'in MySQL tarafındaki adı schema. Bir şema oluşturacağız. Şemanın adı bu. Apply diyorum. Bakın create schema Flask DB 02 underscore block. Apply dedim. Finish. Şurada Flask DB üzerine tıklıyorum. Tamam bunu çift tıkladım. Ben bunu kullanacağım diyorum. Bold hale geldi. Sonra administrator tarafına gelip buradan bazı ayarlar yapabilirsiniz. Seçtik bunu. Administrator. User, Users and Privileges kısmına gelip şuradan istediğiniz aslında bunu yapmamıza şu an gerek yok ama şöyle de diyebilirsiniz. Benim root bile olsa root normalde bütün database'lere erişim yetkisi vardır. Bu bile olsa bunun ayarlarını yönetebilirsiniz buradan. Ama yeni bir
yeni bir kullanıcı oluşturduysanız mutlaka ona buradan yetki vermeniz gerekiyor. Şuraları inceleyebilirsiniz. Server privileges diyelim. Şuradan geliyorum. Mesela diyorum ki Root'a tıkladım ya ben. Root'a tıklamıştım. Add entry diyorum. Bir yetki ataması yapacağım aslında. Yeni bir privilege ekleyeceğim burada. Selected schema diyorum. Normalde all schema hepsini kapsar. Root olduğu için. Ama select schema diyorum mesela. Buradan şunu seçin. Diyelim ki root değil de siz production ortamında root üzerinden çalışılmaz. Bunu daha önce söyledim. Tekrar edeyim. Root çünkü tam yetkilidir. Yetki sınırlandırılması olması gerekiyor. Diğer şemalara erişememesi gerekiyor. Sizin uygulama içerisinde kullandığınız veri tabanı kullanıcısının yetkilerinin. Bu nedenle diyelim ki ABC user diye bir şey oluşturdunuz. Onu seçtiniz. Ondan sonra new schema privilege definition diyorsunuz. Selected schema. Buradan da şunu seçtik. Okey dedim. Burada diyor ki neleri yapabilsin? Bu yetkiyi verdin ama neleri yapabilsin diyor. Geliyorum. Şuradan select all diyebilirsiniz. Mesela burada create, alter, drop vesaire, insert, update, select hepsini yaptırabiliyorsunuz. Seçip mesela select'i kaldırırsan her şeyi yapabilirsin ama select sorunuzu çalıştıramazsın burada gibi. Bu kullanıcıyla bu şema üzerinden. Bunu seçtikten sonra gereksiz olan bir şey var mı? Event kullanmayacağız mesela. Geç. Ya da o da kalsın hadi. Hepsi olsun. Apply diyorsunuz ve bu yetkileri ilgili şema için root kullanıcısına atamış oluyorsunuz. Bakın burada apply change to blah blah diyor database adı. Yani işim bitti burada. Yapacağım bu kadardı. Zaten bu oluştu. Schemas kısmına geliyorum. Bu seçili zaten. Şunun içerisinde bir tablo oluşturabilirim. Onun detaylarına sonra bakalım. Biraz kod yazdıktan sonra. Burada öncelikle from Flask diyerek Flask'ımı ekliyorum ben. Render template h Flash'ın ne olduğunu söyleyeceğim. Daha önce anlatmadım. Session request. Bunların hepsini kullanacağım. Neler kullanacağım biliyorum. Redirect URL for. Sonra from Flask bootstrap. Bu da frontend tarafında kullandığınız bootstrap'in Flask'la entegre edilmiş hali. Import bootstrap. From Flask MySQL DB. Bunlar sizde kurulu değilse kurmanız gerekiyor tabi. Tip üzerinden indirmeniz lazım. Ek olarak mesela importları da şöyle yazayım. Import YAML, import OS. Şurada bir de from worker güvenlik için dün yapmıştık. Security import generate password hash. Bir diğeri de neydi? Kontrol amacıyla check password hash demem gerekiyordu. Bunu da kullanacağım çünkü. Sonra bir de CK editör diye bir şey var. CK editörü de kullanmak istiyorum ben burada. Import CK editör. CK editörü ayrıyeten araştırın. Flask CK editör, CK editör plugin'in Flask'a entegre hali. CK editör de aslında bu
diyelim makale girişi dedik ya, kullandığınız web sitelerinde hatta doğrudan göstereyim. Şunun gibi detaylı veri girişi yapılan ayarlar var ya, bakın şu zımbırtılar, editör, bunu sağlayan bir plugin. Bu open source bir araç. Bunu Flask ile birleştirince çok daha veri girişi kısmında çok daha kaliteli içerikler oluşturabiliyorsunuz. Bakın şu eklenti. Bu yıllardır kullanılan bir şey. Yıllardır da geliştiriliyor anlamına geliyor. Onun Flask versiyonu bu. Tabii sonradan kurulması gerekiyor sizin ortamınıza. Flask'ı CK editörün. Son olarak da ne, şuradan from Bulletin Forms kullanacağım. Bunun içerisinden de istediğimi ben şöyle ekleyebiliyorum. Text Area Field'ı kullanacağım. Kullanırken zaten anlayacaksınız. App Flask normal kurulumu yapıyorum. Sonra Bootstrap çalışmasını ben şurada application'ı buna vererek diyorum ki benim yazdığım HTML kodlarında sen Bootstrap uygula diyorum aslında. Database işlemlerine geçelim. Daha önce yaptığımız gibi YAML load open db.yaml ayar dosyamızdan alıyorum. App config MySQL host nereden alacak? DB'nin içerisinden oradaki MySQL host alanını alacak. Birkaç tane var bundan. Host user password db ve dünden hatırlayacağınız cursor class. Cursor class'ı doğrudan dict cursor ayarıyla set etmiştik orada. MySQL db password user da host bilgisi olarak duruyordu. Sonra MySQL app diyorum. Dünden biliyorsunuz bunu. Ek olarak application config'e bir ayar daha vereceğim. O da secret key. Bu Flask'ın CSRF vesaire gibi güvenlik zafiyetleri için form verilerini kontrol ettiği bir key bilgisi. Buna Flask'ta bu tür uygulamaları geliştirmek için secret key'i vermeniz gerekiyor. Çünkü kendisi güvenlik amacıyla sizin verdiğiniz herhangi bir şey olabilir bu. Tamam, şu secret key de yazabilir şöyle, tamam mı? Herhangi bir random değer de olabilir. Fark etmiyor. O secret key ile sadece sizin yazılımınızın ayarlarında bulunan secret key ile sizin formlarınızdaki bazı güvenlik tokenize işlemlerini gerçekleştirerek ekstra güvenlik sağlayacak diyelim. CSRF güvenlik zafiyeti ile alakalı. Bunu benim web güvenliği, yazılım güvenliği sunumundan inceleyebilirsiniz. Tabii biz burada daha temiz bir veri oluşturmak istediğimiz için random ile 24 karakterli bir random değer üretmesini istiyoruz. Sonrasında CK editörü de şurada ben başında yazayım hemen. CK editörü de application'ı veriyorum.
CK Editör kendi içerisinde benim application'ımın bütün ayarlarını kullanacak. Ve bunu yapabilmesini sağlayan da şuradaki Flask MySQL'in MySQL entegrasyonu gibi Flask'ın CK Editörü entegrasyonu bu kolaylığı sağlıyor. Yoksa daha da uğraştırıcı oluyor bu. Action'ımızı yazalım. Burada application root diyorum. Ve sonrasında bir tane cursor oluşturuyorum. MySQL nokta dünden hatırlayacağınız bir connection cursor oluştur. Result value cursor execute select yıldız from block if diyorum. Result value buna gelen değer sıfırdan büyükse, yani herhangi bir kayıt geldiyse, bunları blocks, yani makaleler aslında, yazılan bloklar, bunları fetch et. Cursor.fetch all. Hepsini oku. Sonra cursor.close diyorum. Bağlantıyı kapat. Ve sonra da return yap. Return render template. Yukarıda eklemiştim. Index. Henüz oluşturmadım bunları. Ama ne oluşturacağımı oluşturuyorum şu an. Blocks. Ve if'ten sonra bu işlem bitmiştir. Cursor'u close et. Ve şurada bir tane daha return yap. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü buraya istek geldiğinde database'e sorgu yapacağım. Kayıtlar gelecek. Eğer gelirse, kayıt varsa yani, sıfırdan büyüktür. O zaman bunları al. Blocks adındaki bir değişken olarak bana ver. Onu indekse göndereceğim blocks adıyla. Şu blocks olacak. Ama eğer herhangi bir kayıt gelmezse buradan, sıfırdan büyük olmayacak. Sıfır gelecek. O zaman if'e düşmeyecek. O zaman cursor da kapanmaz. Ama cursor'un kapanması lazım. Çünkü şurada açtım. Cursor dediğim işe veri tabanına yapılan bir bağlantıdır. Burada da şuraya girmeyeceğim için herhangi bir kayıt gelmemi durumunda cursor close'u bir de şurada yapıyorum. Tamam. O yüzden bir de return'ı burada yapıyorum en sonda. If'in dışında. Yani şuraya girmeme ihtimali var. Kayıt gelmezse girmeyecek. O zaman da blocks kısmına none göndereceğim. Yani kayıt yok. Devam ediyorum. Şurayı al. Hocam bir şey soracağım. Evet. Result value yerinde sorgumuzu yazdık ya. Normalde o sorguyu oraya mı yazmamız lazım, yoksa başka bir string değeri atayıp o string değeri mi oraya yazmamız lazım? Uygulama içerisinde SQL yazılmaması gerekiyor aslında. Bunları dediğin gibi yapabilirsin. Ama dediğin gibi de çok doğru olan bir yöntem değil. Bunun Hello World kısmında bunu yapmanız doğru. Ama gerçek uygulama tarafında mesela daha doğru olacak olan şey Flask'ın SQL Alchemy entegrasyonu. SQL Alchemy ile bir ORM kullanmanız daha doğru. Onu da şurada yazayım. Data Layer kısmında. C#'taki Entity Framework'e mi benziyordu? Evet. Mantık olarak aynı. Data ORM SQL Alchemy. Biz SQL Alchemy kullanmıyoruz şu an. Çünkü işin temel çalışma mantığını bilmeniz gerekiyor. Böyle de uygulama yapabilirsiniz. Ama güvenlik tarafında vesaire, veri kontrolleri tarafında ekstra uğraşmanız gerekir. Verileri ciddi filtrelemeniz gerekiyor. Ama böyle de yapılabilir yani. Profesyonel uygulamalarda yapmamak daha doğrusu. SQL Alchemy bu işi temiz bir şekilde yapıyor.
Burada da about HTML'e yönlendireceğim. Bir diğeri de register. Register içinde şunu aldım yine. Register. Tabii register sayfası şurada ne yazmalıyım metot kısmına? Hatta onu da yapalım. Hepsinde standart olarak olsun mesela metotlar. Default olanlar da bulunsun. Register için bu yeterli mi? Hocam posta olsa olur sanki daha iyi olur gibi. Neden daha da iyi olur? Ya sonuçta register işlemini bir sayfadan yönetiriz. Eğer formdan gelen veriyi de postada kontrol ederiz. O sayfada tüm işlemleri bitirmiş oluruz. Bu metot içinde daha doğrusu. Yani ihtiyacın var mı posta burada? Tabii kullanıcı kayıt olacağı için register mutlaka ihtiyaç olacak. Evet. Burada posta yazmamız gerekiyor. Get'e neden ihtiyacımız var Ahmet? Postu yaptık tamam o zaman. Form gönderelim. Çünkü kullanıcı kayıt sayfasını görecek. Bir HTML template görecek. O da get isteğiyle karşısına çıkar. Süper. Aynen öyle. If request.method ise metot post ise biz post yapacağız. Ama olmama durumu da var. Olmama durumu şu çalışacak. Yani post değil get ise şu an işaretli olan render template register html geriye gönderilecek doğrudan. Herhangi bir post işlemi yapılmayacak. Kullanıcının çünkü bir sayfa görmesi gerekiyor dediğin gibi. Buraya get isteği yapılırsa şu sayfa doğrudan gönderilecek html olarak render edilip kullanıcıya gösterilecek. Ama post isteği gelirse şu an yazacağım kısım çalışacak. User details. Request içerisinden gelen formu al. Şunu da şöyle not alayım. Get isteğinde doğrudan burası client'a gönderilir. User details. Tamam. Formu aldık. Açayım şöyle. Sonracığıma isterseniz şöyle test yapabilirsiniz. Hani database işlemlerine falan gitmeden önce. Doğrudan print yazarsın. Sen uygulamayı çalıştır. Buraya post yaptığında o terminal kısmında bu print ile bastığın veriyi gösterir sana. Oradan test yaparsın kontrolleri. User details diyelim. Bunun içerisinde password gelmesi gerekecek bana. User details içerisinden confirm password da gelmeli, değil mi? Confirm password. Flush kullanacağım burada. Flush da password do not match. İşleşmiyor bunlar. Try again diyorum ve buna bir format belirliyorum. Danger. Yani kırmızı gösterecek. Görsel olarak göstereyim ben bunu size. Flask flush. Message flushing. In the documentation of Flask. Şurası görselin yok mu senin kardeşim? Evet. Aman ne güzel. Bakın şurası evet. Şu kırmızı uyarılar kısmı var ya. Bunu web sitelerinde falan görürsünüz. Mesela sign in yaparken kullanıcı adı şifre yanlış diyelim. Şurada uyarı veriyorsun. Ya da mesela şurada sarı bir tane var. Bu da information amaçlı. Ya da success var mesela. Success de bir işlem yaptın. Örneğin veri kaydı yaptın sisteme. İşlem başarılı oldu. Orada da gene flash kullanabiliyorsun.
Orada da yeşil mesela success verdiğinde Bootstrap tarafında arka tarafta onu yeşil bir uyarı olarak işte kullanıcı, ilgili kullanıcı kaydı yapıldı mesela gibi bir işlem. Flash bunu yapıyor. Messaging işlemleri. Tamam. Eğer böyleyse return render template register HTML ama evet aması yok. Aması bu kadar. Hocam bir hata verecek ama. İçeride olacak. If'te bir de nokta unuttunuz da çift üstte çift noktayı. Tamam. Altını çizmiş zaten. Teşekkürler. Hemen bir database'ime geçiyorum yine burada. Cursor MySQL connection'ı açıyorum. Connection nokta. Normalde bu database işlemlerini bilginiz olsun katmanlı mimariyle tasarlamanız gerekiyor. Yani az önce arkadaş sordu ya mesela şunu şurada yazmalı mıyım? Bir data access layer dal katmanı yazarsanız burada da mesela repository design pattern'ini kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınızda Python içerisinde ki design pattern'ler programming language agnostiktir. Yani programlama dillerine bağımlı değildir. Genel paternlerde, kullanım teknikleri gibi düşünün, algoritmik teknikler. Dal katmanı yazdığınızda şurada normalde olması gerekeni söylüyorum. Hatta bu uygulamayı siz öyle çevirirsiniz. Herhangi bir masaüstü uygulamasının ya da web formunun arkasında database connection açılmaz. Bu antrenmanlarda yapılabilecek bir şey. Tamam, uygulamada bu olmaz, olmamalı. Yapanlar yok mu? Kesinlikle çok var. Yazılımcıların en az yarısı bunu yapar. Çünkü acemidir diyelim. Ama 25 yıl yazılım geliştirip halen daha bunu yapan gördü bu gözler. O travmayı yaşadım ben. Ama dediğim gibi normalde olmaz. Bunu farklı katmanlarda modüller olarak yazarsınız. Onları burada çağırırsınız. Tamam, kendi içerisinde gider bağlantısını da açar. Onun içerisinde sen burada diyelim sadece dersin ki çağırırsın örneğin abc nokta ne var burada mesela get blocks function'ını çağırırsın. O gider kendi içerisinde o işlemi yapar ama buradan sadece bir function çağırmış olursun. Bunu araştırın. Design patterns kısmında ya da ne diyelim architectural notes olsun. Repository design pattern for data access layer. On the other hand, data access layer. Bunu da araştırmanız gerekiyor. Ya da şunu da araştırın. Entire architecture diyelim. Bunu özetle çok katmanlı mimari. Türkçe'de çok katmanlı mimari. Ama Python'da. Mesela diyelim Ahmet mesela kullanıyor olabilir. C# tarafında uygulama geliştirdiği için öyle miydi? Senin aklında C# olarak Aynen doğru hocam. Zaten öyle ya. Çok katmanlı mimariyle geliştiriyor tamam. Şeyde. Hiçbir deyip sana hakaret etmek istemiyorum o yüzden. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Şimdi bunun mantığını anlamak için hani C# az bile biliyorsanız benim YouTube'da connected mimari, connected ve disconnected diye playlistlerim var. C# Adonet kullanarak anlatıyorum. C# az bilenler oradan da öğrenebilir. Ya da doğrudan Python ile öğrenebilirsiniz. Yani hangi dilde iyiyseniz onunla öğrenebilirsiniz. Detaylı anlatıyorum işin mantığını. Yani teorisini bile dinleseniz yeterli o uygulamalarda. Entire architecture. Çok katmanlı mimariyle siz data access layer, dal katmanı yazabilirsiniz. Orada da repository design pattern de kullanabilirsiniz. Bu da ayrı bir zımbırtı. Bunları araştırın. O az önce arkadaşın sorduğu meseleyi şu şekilde çözebilirsiniz. Yani kod içerisinde doğrudan select falan yazmayayım.
bağlantıyı açmayayım. Onu ben arka tarafta halledeyim. Doğrusu bu kesinlikle. Ama o karmaşıklaştırır şu an yeni anlatırken. O yüzden buradan yapıyorum. Curve execute. Cursor üzerinden execute yapacağım. Ne yapacak bu? Insert into users diye bir tablom olacak. Gelecekte first name olacak, last name olacak, username olsun, email ve password olsun. Sonra yuma ve use de koyalım buna. Şuraya bir use de, şuraya bir s, sonra copy, paste. 5. Mesela 3-5. Sonra şuradan value'ları göndereceğim. Ya şu çok uzatacak kodu. Yani sadece user işte ya. Yani. User yap geç bunu. Niye details ben yapıyorum ki? Evet o geldi. Çünkü şurada parametreleri göndereceğim. Nasıl? Şöyle. Şuraya biraz mutluluk çizeceğim. First name olacak. Geçeceğim. 3, 4, 5. Sil bunu. Password olsun. Bu email olsun. Şu username olsun. Last name ve first name olsun. Tamam. Sonra commit'i unutmuyorum. Connection commit. Sonra cursor'ı kapatmanız gerekir. Bağlantıyı açık bırakamazsınız. Bunun teknik çok sıkıntısı var. Özetle açık bırakmayın. Registration successful. Diyelim. Please login. Ve burada da success. Az önce bahsettiğim gibi yeşil olarak göstereceğim bunu. Sonra ne yapacağım? Return redirect derim. Arkadaşı login'e yönlendiririm artık. Kayıt oldu ya. Login olması lazım değil mi? İşlemden sonra flash'ı bas. Sonra login. Gönder bitsin login'e. Burası tamam. Şimdi buraya geldik ya. Şunu oluşturalım biz. Database'i. İlgili tablosunu. Users tablosu yapacağım. Şöyle geliyorum. Bakın içi boş bunun. Create table diyorum. Users olacak. Şunu yapıştırayım ben. First name, last name, username, email, password. Bu database'de ID'ye de ihtiyaç var. Sadece bunlar değil. Ama onlar en temel gereksinimler. O yüzden MySQL'de şunu integer yapıyorum. ID. Bakın şurada primary key. Bunu kitabımdan öğrenmeniz gerekiyor bunları. What's primary key? What's not null? Unique. Unique key. Unique constraint. Ya da mesela auto increment otomatik artan sütunu oluşturmanızı sağlar. Bunların detaylarına şu an girmiyorum. Bunu kitap ve diğer tonla verdiğim kurstan öğrenmiş olmanız gerekiyor. Ve first name envar kar 45 kalsın. Primary key olmayacak. First name çünkü herkesin adı Ali Veli olabilir. Hayır, daha önce bir kullanıcımızın adı Ali diyemezsin sen kullanıcı. O yüzden primary key olmaz. Not null olabilir. Çünkü bunun boş geçirmesini istemiyorsundur. Unique olmaz. Primary key yaparsanız default olarak unique olur çünkü. Otomatik artan olamaz. Last name. Bu da ne olur? Not null. Boş geçirmesini istemiyorum. Sonra username.
Username'in bir sınırı olur. Diyelim ki 15 karakter. Ve username de boş geçilemez. Not null. Ama unique de olmak zorunda. Değil mi? Unique ve unique. Evet. Benzersiz olmalı değil mi? İki kişi cihanozhan.com düzelteyim. İki kişi diyelim Facebook'ta Cihan Özhan kullanıcı adını alamaz. Giriş yaparken e-mail'la username unique'dir. Default olarak böyle düşünmeniz gerekiyor. Değişmez yani. Ve username e-mail. E-mail'ın 45 kalsın. Not null. Link. E-mail password. Password sınırlaması 15 karakter olsun. Password not null tabii ki. Bunların hepsi not null. Default olarak olmalı. Unique mi? Hayır. Password herkes 1, 2, 3, 5 girebilir değil mi? Böyle. Apply. Burada hocam, bir şey sorabilir miyim? Hı-hı. Parolayı burada 15 karakter tuttuk ama hashlenmiş haliyle tutmayacak mıyız ya da direkt şey mi tutacağız? Saf evet. Mı tutacağız? Güzel hatırlattın. Burada 100 diyelim direkt. 94 karakterdi değil mi? Hashlenmiş olanı. Burada o şekilde tutulacak. O yüzden 15 karakter kuralını burada uygulayamazsınız. Apply diyorum. Şurada SQL kodlarını görüyoruz. Create table. Yani doğrudan şunu da çalıştırabilirsiniz. Şu database, şu tablo adı. ID, first name, bla bla. Int, not null. Ben mesela çok fazla UI kullanmayı sevmiyorum. Yani yıllardır hep SQL üzerinden yazdım. Çünkü SQL pratikleri sizin yeteneğinizi artırır. Yeteneğinizi geliştirir ve bilgi birikiminizi artırır. Gerçek yazılımcı olmanızı sağlar. Ama UI kullanırsanız Türk iş tabiriyle keko yazılımcı olursunuz. UI mümkün olduğunca başlangıçta özellikle kullanmayın. Mesela join'ler için UI kullanıyorlar. SQL Server'da Management Studio var. Join oluşturabilmenin ki karmaşık sorgular oluşturur join'ler. Orada gidip query designer'da sorgu tasarlıyor mesela. Ondan sonra da ya diyor ki ben yıllardır kullanıyorum ama join'in çalışma mantığını bilmiyorum. Bilmezsin tabii ki. Çünkü SQL yazmıyorsun. Query designer'dan sorgu ürettiriyor aracı. Sonra da ben database biliyorum diyor mesela. O yüzden işin mantığını ben her zaman SQL tarafından ya da programlamanın o derin kısmından başlayarak anlamaya çalıştım. Tavsiyem bu. İsteyen uyabilir. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir arkadaş yıllar önce. Bu arkadaş benden daha tecrübeliydi. Yani ben yazılıma başlarken o yazılımcıydı. Ve database tarafında proje yapıyor. Yani yapıyor gerçekten. Gerçekten projeler yapıyor. Web projeleri falan. Ondan sonra bir tane sorguyu yapamıyor. Yanımda onun bilgisayarını görmüyorum. Yanımdayken dedi ki bir join'i yapamıyorum dedi. Bunu nasıl yaparım? Ben o database'i, o yazılımı hiç bilmiyorum. Yani mimari nasıl yapmış hiçbir fikrim yok. Ben dedim ki senin sorunun buydu. Sen hep query designer kullandın. O yüzden o basit bir join yapısını bile kuramıyorsun. Ve gerçekten öyle. Ondan sonra arkadaş tamam o zaman hadi yap dedi. Ben dedim ki ben onu hiç koda bakmadan yaparım. Hiç koda bakmadan ben o sorguyu yazarım dedim. Join'i yaptırırım sana. Hadi yap dedi o zaman. Dedim ki bana tabloların isimlerini söyle. 3 tane tablo söyledim. Dedim buradan ne istiyorsun? Dedi ki şu bilgileri istiyorum. Tamam dedim yaz. Select şu vesaire. Ondan sonra yazdı çalıştır dedim. Çalıştı başardım. Vallahi oldu diyor. Olur tabii ki. Çünkü sen işin mantığını öğrenirsen, işin temel algoritmasını, o sorguyu bakmadan bile yazarsın. Mimari bilmene bile gerek yok. Ama dediğim gibi query designer'lar, bilmem neler mesela ORM'yi niye göstermiyorum başlangıçta? Çünkü ben bunları yıllar içerisindeki tonla eğitimde gördüm.
ORM'den yazılım öğrenmeye başlamış. Database işlemlerini oradan başlatmış. Daha veri tabanını bağlantısını bilmiyor. Ve bunlar profesyonel olarak çalışıyordu. Yani ben veri tabanı bağlantısı dediğimde o ne dedi yani. Ya dedim connection diye bir şey var dedim. Database'e gidiyor, oradaki mimari anlattım. Database'de station oluşturuyor, oradan bilmem ne yapıyor falan. Dedi ki biz bilmiyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz? Entity Framework kullanıyoruz, C#, tamam mı? Fark etmiyor yani Flask, işte bu SQL Alchemy bile kullansan, oradan başlarsan o mantığı öğrenemezsin. Çünkü senin yerine o yapıyor. Ama sen hiçbir zaman veri tabanı bağlantısı ya da connection string diye bir şeyden haberin bile olmaz. Çünkü onları ORM yapıyor senin yerine. Vesaire. O yüzden işin temelinden başlamak gerekiyor mantığı anlamak için. Şunu çalıştırayım. Çok uzatmayalım. Çalış bakayım sen. Evet, burası tamam. Geçelim. Sonra login'i yapacağız. Login. Login'de de gene get post olmalı. Çünkü benim bir tasarımım var. Değil mi? O tasarımı göstereceğim get isteklerinde. Ama öncelikle şu postu yapalım. Çünkü diğeri kolay. Hatta şöyle. Direkt şuradan kopyala. Yapıştır. Oldu. Login. 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 Evet. Burası öyleyse şurası böyle. Diyelim. Olsun. Evet. User. Yine başlayalım yazmaya. O kadar çok yazdım ki şunları. Request form içerisinden değil. Ben user içerisinden alacağım. Onu zaten aldım ben, değil mi? User name'i al. Bağlantıyı oluştur. MySQL connection cursor aç kapat result. Şunları da daha standarda dönüştürebilirsiniz. Mesela result value değil de result diyebilirsin. Yani şunlar result işte, tamam mı? Gel buraya. Başka result var mı? Request geç. Burada user yok. Tamam, result yaptık. Cursor'ımı oluştururum. Execute yapacağım. Neyi çalıştıracağım ben? Select yıldız. Benim kitabımı okuyanlar bilir. Uygulamada yıldız kullanılmaz. Sebebim de kitap. User name şu zımbırtı S. Sonra şuraya user name if içerisinde if result 0 ise user cool cursor fetch 1. Çünkü teknik olarak ben login istiyorsam bana tek bir kayıt gelmeli. Değil mi? Fetch 1 diyorum. Fetch all demiyorum çünkü. Neden? Bunun where filtresiyle ilgisi yok. Bunun database tasarımıyla alakası var. Username'i unique yaptık. Yani kayıt olurken bunun ben benzersiz olacağını söyledim database'de. Bu nedenle ben burada tek bir kayıt bekleyebilirim. Ama bunu benzersiz yapmasaydım o zaman burada fetch all demek zorundaydım. Çünkü ihtimal fetch birden fazla dönebilirdi. Sonra ne yaparım ben burada? Hocam tamam. Ölüyorum ama bu select'te yine string birleştirmede yüzde koymadık şeylerin önüne. Orası ileride hata verecek.
username'in önüne. Bu da çalışabilir. Bakalım. Olmazsa hata alalım. Password hash. User. Password. Şimdi check password hash. Ne demiştik? Biz kayıt işlemini yapıyoruz. Kayıt işleminden sonra bir de login işlemimiz olacaktı. Ha bak, hatırlatmanız gereken şey şuydu. Ben burada check password hash yapıyorum ama bu kaydedilmiş bir veriyi alacak login. Ama kaydederken yaptık mı password'ü? Hayır. Bak bu hata. Generate password hash. Değil mi? Bu olacak. Şunları da birer boşluk çakalım. Şimdi ne oldu? Şimdi ben bunu kontrol edebilirim. Eğer bu böyleyse ve kullanıcının gönderdiği veri user bana password olarak geliyordu ya, değil mi? Nereden biliyorum? Bakın check password, düzelteyim. Result. Kullanıcıdan aldığım bak burada hata yapıyordum gene. Olacak. Kullanıcıdan aldığımla şu farklı. Ya da bunu şey yapalım. Yok. Onu yapmayalım. Çünkü ikisi de farklı. Ama aynı isimle yaptım. Bak burada bayağı bir zamanımız kaybolurdu. Bayağı uğraştırırdı bizi. Sorun ne falan diye. Çünkü formdan aldığımı user isimli bir nesneye atadım. Ama gittim database'den çektim. Sorgu sonucunda onu da user'a atarsam patladık. Bu nedenle isim değiştirdim. Doğrusu bu. Şurada da bunu yapacağım. User form olacak. Ben şunu kullanabilirim. Öyle olsun, bu böyle. Bunu database'den al. Bu içeride olan bir nesne olduğu için bu tür nesnelerin private olduğunu aslında kendinize de programı da söylemek için underscore yapabilirsiniz. Şunu underscore ile başlatırım. Dedim ki database'den sen şu kaydı al. Oradan aldığın kaydı cursor fetch one diyoruz ya, tek bir kayıt gelecek. Onun yanlış. Ya doğru. Evet, cursor. Ben burada bunu yapıyorum. Sonra diyorum ki şunu çalıştır. Oradan bana tek bir kayıt gelecek. Kayıt gelme olayı da şu fetch one kısmında yapılır. Aslında çalıştırma işlemi, veriyi okuma işlemi şurada yapılıyor. Bu sorguyu çalıştırma talimatını veriyor sadece. Tamam. Ondan sonra da okuma işlemi burada yapılıyor. Oku dedim onu. Veriyi bana getir. O user'a getirdi. Dedim ki onun içerisinde bir şifre var. Yani diyelim ki şu Cihan Özsan kullanıcısının. Onun şifresi 1-2-3-4-5 ama hash'li. Hash'lenmiş bir şekilde buraya geldi. İkinci parametre olarak ne yapıyordum? Kullanıcının, yani ben giriş yapıyorum ya, gönderilen formda bir de orada hash'lenmiş veri var. Onunla karşılaştır diyorum bunu. Tamam. Dün yaptık zaten bunu. Sonra session mekanizmasını kullanarak yetkilendirme yapacağım. Session'ın ne olduğunu araştırdığınızı varsayıyorum ve geçiyorum. Session bizim sayfadan sayfaya veri transferi yapmak için kullandığımız bir memory nesnesi gibi düşünün. Ben burada bunu login adında session nesnesine atadığımda bunları ben yazıyorum. Session genel bir nesne adı burada.
Onu da şurada tanımladım. Bu sayfalar arasında bir nesne olarak hafızada aktarılabiliyor. Bunun içerisine login yazıyorum. Diyorum ki login diye bir şey olacak. Buna true yap. Yani bu kullanıcı login oldu mu diye sorguladığımda ben başka bir sayfada true varsa o giriş yapmıştır. False yazıyorsa yapmamıştır. Ve sadece login kısmında şu kontrollerden sonra ben login'i true yapıyorum. Yoksa default'ta zaten false'tur. Tamam. Ayrıca başka tonla şey atılabilir ama best practice olarak çok yoğun veriler session'a atılmaz. Çok fazla veri atılmaz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu session zaten default'ta yok aslında. Yani post nasıl oluyor? Session login'in bir şekilde yaratılmış olması gerekmiyor mu? Post olsa da. Neyin? Anlamadım. Neyi yapmam lazım? Bu session login diğer sayfalarda zaten yok şu an. Yani böyle bir login diye bir session yok. Burada nasıl kontrol edeceğiz? Bu sunucunun hafızasında olan bir nesne olduğu için global bir değişken gibi düşün. Uygulama içerisinde farklı sayfalardan erişilebilir buna. Sen yaratmıyorsun bunu. Nesnenin kendisi bu yeteneğe sahip. Sen onun içerisinde bir şey atıyorsun. Onu başka sayfadan alıyorsun. Şu kullanıcı bilgileri hashlenmiş verinin kontrolü başarısız ise else düşecek. O zaman cursor'ı close et. Ekrana bir flash yap. Password does not match. Danger. Kırmızı gösterecek. Ve login'e tekrar gönder. Yani kendisine tekrar gönder sayfayı. Ne demek oluyor bu? Sayfayı yenile. Yani input alanlarındaki veriler silinecek. Bildiğiniz login sayfalarında yapılan budur aslında. Sen yazarsın, hata varsa o sayfayı yenilenir ve tekrar girmen gerekir. Veriyi. Eğer şuradaki if'te kayıt sıfırdan çok değilse, yani eşleşme yoktur zaten. O zaman da else çalışsın. Burada da close it. Flush. User not found. Diyelim. Danger. Render template. Yine login HTML'e yolla gitsin. Bunun da haricinde yani if'e hiç girmeme ihtimali ya da bakıyorum o ihtimal, bu ihtimal. Evet. Şuraya da bir adet close koyalım. Burada da return redirect ana sayfa diyelim direkt. Sonunda da if post değilse neydi? Get'tir. O zaman da şurası çalışacak. Yani bakın şurada getiriyorum. If'e hiç girmezse get burası çalışır.
Bu da tamam. Sonra şöyle başına notlarımı yazayım. Block get. Ne yapacağım ben? Birinin sesi açık. Cursor. Bunları tekrar yazmayayım. Burada. Bu bir blok. Yani bir kaydı isteyeceğim ben buradan. Onu daha iyi anlamak için approve diyorum. Ve şuradan blocks linkinden sen diyorum integersin. Integer olabilirsin. Tamam mı? Gel bakayım buraya diyorum. Blocks. Mesela şöyle. Bu tabloyu da oluşturacağım. Block ID olsun. Şöyle bir şey. Bu tabii string değil, o yüzden S koyamam buraya. Ve bir boşlukla hallederiz bunu. Burada farklı bir formatlama kullanacağım. Daha önce yaptığımız şeyler. Bu bir string ise o zaman string'in sonuna format çakabilirim. ID. If result. Sıfırdan büyükse block. Bu tek bir kayıt getirebilir. Çünkü block ID unique olacak. Onu hatırlatayım. Bu nedenle cursor fetch one diyor. Return render template blocks.html tek bir kayıt olacak dedik ya. block. Tabii ki evet. Şurası doğru. Ben de bunun içerisinde block diye bir şey işleyeceğim. Geriyi ondan alacağım. Return block not found diye bir zımbırtı yapılabilir. Tabii ki şu da olabilir. Ki doğrusu bu sayfaya bir istek gelirse nereden gelecek? Şunun içerisindeki bir indeksten mi? Yoksa başka bir yerden mi? O senaryoya göre şurayı değiştirebilirsiniz. Mesela blocks.html'e render template ile gönderebilirsiniz. Block eşittir none ile. Bu mümkün. Ya da bu şekilde bir bilgi. Block not found. Mesela bakarız buna. Geç. Gel bakayım şuraya. Bu böyle olmaz. Şöyle olmaz. Ekleme. Add block. Bak. Şöyle yapacaktık değil mi? Yukarıdaki şu senaryoda get yapacağım sadece. Ama default kuralım bunların hepsini yazmaktı. Evet. O zaman yazacağım. Evet. Şimdi buranın da bir açılış sayfası var. Add block'un. Yani orada input alanları bulunacak ya. Text box'lar görünecek. Label'da metinler göstereceksiniz falan. O yüzden get ve post var. Senaryonun if request kısmında request method equal post ise block post diyelim. Request.form
Python'ı al, blog post içerisinden şunu bir kere yaz, sonra yanıtlık yap. Python'ı al, body'si olacak. Ve author bilgisi. Title, kullanıcı formundan gelecek olan title, body, yani content, başlıkla içerik, metnin içeriği, blog yazısı ya bu. Author nereden gelir? Author'ı kullanıcı gönderecek değil, bunu session'a atadık, değil mi? Kim? Soyadı attık değil mi? Evet, ad ve soyadı alacağım, session'la. Ve first name mission adını da al. Cursor bunları biliyorsunuz, tekrar etmeme gerek yok. Yok olsun diye. Normalde olması gereken şu kullanıcılar tablosu ile blocks arasında bir ilişki kurmaktır. Relation diyoruz bunlara database'de. Ve burada author'ın adını soyadını değil, author'ın ID'sini yazarsın. Olması gereken bu. Ama ben en basit senaryoyla anlatıyorum. Tamam. Bu yaptığım uygulamada her şey çok doğru gibi bakmayın. Bu hello world. Ama ilk adımı atmak için, mesela database'de çok tecrübeli değilsiniz çoğunuz. O yüzden o mantığı uygulamak zor olur. Böyle her gerçek doğruyu anlatarak ilerlersen. Bu da tamam. Buraları geçtikçe şurada bir sorun mu var? Ha, isim. İsim add blog. Üsttekinden kopyalarız ya. Buraları geçtikçe şunları oluşturalım. Blogs adında bir tablo. Title body author isim. Blocks. ID'si olmalı. Normalde de ben mesela SQL Server eğitimlerinde vesaire genel olarak şunlara bir şöyle isim veririm. Block ID. İşte User ID vesaire gibi. Ama bu ORM kullanarak yapacağınız tasarımlarda database'de buranın ID olması daha doğru. ORM kullanırken ORM default olarak ID başlıklarıyla generate eder kodu ve o şekilde arar birçok özelliğinde. Bu nedenle sadece ID yazmanız doğru diyebilirim. Sen Unix'in. Onu yapmaya gerek yok ama auto increment'ı aktif etmem gerekiyor. Unique, get, title,
title böyle 150 karakter diyebiliriz, böyle standardı var gibi denebilir. Başlık unique olmasına gerek olmasın bizde. Ama not null olsun. Body ya da content olarak geçer. Burada diyelim ki makalenin içeriği full max da olabilir. Örneğin 700 karakter. 200 olsun. Not null. Makale, yani blog içerik olmadan olmamalı diyelim. Ama örneğin bir draft işlemi yapacaksanız, mesela WordPress'te böyle yazıyorsun, içeriği yazmasan bile kendisi onu bir kaydediyor, save ediyor. Sonradan devam edebiliyorsun. O senaryoda ilk kayıt not null, yani null olacaktır body mesela. O zaman senaryoya göre değişiyor. Burayı yazmaman gerekiyor. Başka? A'dır. A'dır. Tamam, böyle kalsın. A'dır da not null. Kayıt. Apply. Finish. Minimize. Evet. Orası da tamam. Şimdi benim bloklarım var. Bu blokları göstereceğim. Yani liste. Karanlıkta şarj deliğini arıyorum. Evet. My blocks. Böyle olabilir. My blocks. Get post. İkisi de olacak. My blocks. Other session'dan al. Çünkü my blocks diyorsa zaten session kontrol yapman gerekiyordur. Tamam. Bu sayfayı gösterirken. Yani o kontrolleri ekstra yapmak gerekiyor. Session. First name. Last name. Session'dan al. Zaten ben bu sayfaya eriştiysem session'ım var demektir. Olmalıdır. Neredesin? Hatta şurayı komple al. Burada ne yapacağım? Benim bütün bloklarımı getireceğim. Neye göre? Kime göre? Blocks içerisinden where diyeceğim. Other'ı ben olan. Other ben. Ne demek? Benim kayıtlarım. Alır. Block birden fazla blocks, o yüzden blocks diyelim. Blocks mu? Hayır. My blocks. My blocks HTML. S çoklu S. S olma durumu var. Orada da şu aynısını none ile gönder. Tamam mıyım? Hayır. Fetch one olmaz. Fetch all. Çünkü çoklu olabilir. Bir yazarın yazdığı zımbırtılar. Şu geç bunu. Burası da tamam. Şimdi sonrakine geçeceğiz. Sonraki edit olsun. Linkinden gel. Request
dot method post ise hemen klasik işleri yap. Cursor oluştur. Title'ı al. Alma. Şuradan arakla. Posttan yeri sadece şunları alayım. Nereden geliyor? Tabii request'in içerisindeki zımbırtıyı şurada almak lazım. Burada vardı değil mi? Evet. Edit'te aynı mantık sonuçta. Eklemeyle. Alalım. Tamam. Şunu da al. Çaktırmadan. Onu da al. Bunu da. Hadi onu da al. O kadar aldım zaten. Şöyle. Tabi sorgu değişecek. Update. Block. Set. Title. Nereden gelen title? Şu yapıyı bir kurayım ben. Önde git. Where block ID yapacağım ben onu. Yok. Blocks içerisinde bu S idi. Bunun adını nereden çekiyorum? Blocks. Blocks tablosu içerisinden o zaman ID olacak. Block ID değil. ID'si kalsın burada. Sen de gel buraya. Ama order değişmez. O gerek yok. Böyle. Şöyle. Şöyle biraz mutluluk. Order'da ID olsun. ID nereden? Şuradan kullanıcı bana gönderecek ya. Editleme kısmında çünkü kullanıcının hangi veriyi update yapması gerektiğini ID ile belirtmesi gerekir. Zorunludur bu. O yüzden alıyoruz ve onu da direkt buraya yapıştırıyorum. Title body bla bla. Kapat, kapat. Block. Block. Updated. Successfully. Diyelim. Şurası. Şöyle olsun. Box. Bunun ID'sini yapıştır buraya. Formatla bakayım bunu. Ve okey. Şu çok sonra çalışacak kısım. Ayırayım ben onu. Eğer if'e girmezse ne olacak? Bakın olay bu. Edit. If'e girmezse ne olur? İfsiz edit. Evet. Şimdi güncellenmiş olan veriyi bakın, update yapıyorum ya, update yaptıktan sonra database'deki veri değişti. Sonra o verinin etkilenen kayıt sayısı döner genel olarak ORM'ler içerisinde ya da select sorgunda ya da update sorgunda fark etmiyor. Database sana kaç kaydın etkilendiğini döner. 5, 10, 1 vesaire gibi. Ya da bu genel olarak kullanılabilir. Güncellendikten sonra güncellenmiş veriyi alırsın. Onu tekrar client'e gönderirsin. Bu kullandığımız tekniklerden biridir. Yani ben güncelledim. Güncellenmiş hali şu. Demek. Result.
from blocks where ID. Format ID. Where if result block cursor fetch one block form. Bakayım şöyle nesneyi oluşturuyorum. Evet. Bu şekilde oluşturdum. Yapıştır. Yapıştır. Title block. Nereden? Fetch ettiğim block. Database'den aldığım block'un title'ını yapıştır. Yazabilsem neler yapacağım ben de. Buradan render'ı çak. Nereye? Edit block HTML'e. Nasıl? Block form adıyla veri olarak da block form. Değil mi? Az önce oluşturduğumuz zımbırtı. Bu tamam. Şuna gerek yok. Edilişimiz yok. Çünkü bakıyorum post. Post ise o. Bakın olay şöyle. Ekleme yapayım. Şimdi bu sayfaya post isteği gelirse buraya bir veri geliyor demektir, değil mi? Yani update yapma istedi. Butona basıldı. Buraya veri geldi. Post ise update işlemi yapılıyor. Fakat siz herhangi bir editlenecek sayfayı açtığınızda link olarak onun linkini gönderirsiniz zaten. Mesela 5 nolu bloğun editleme sayfasını açtığınızda onun getini çalıştırmış olursunuz. Ne demek oluyor bu? Database'e git, 5 nolu bloğu bana getir. Input alanlarına oradaki verileri yazman gerekiyor. O yazma işlemini de işte burada yapıyoruz. Az önce biraz yanlış anlatmış olabilirim. Get isteği geldiğinde edit sayfasına güncellenecek olan verinin veri tabanından getirilmiş ve kullanıcıya var üzerinde gösterilmiş olması gerekir. İşte bu nedenle aşağıdaki gibi bir select yapıyoruz. Yani şurası select get'te çalışacak ama burası sadece post. Evet. Ne yazdık? 150 satır. Daha da geliyor. Şimdi şöyle yapıştır. Delete. Delete block. Delete'de arayüz göstermeyeceğim için sadece post. İsterseniz şu olabilir ama mesela bir yere tıkladın. Onu silme işlemini şöyle yapmak istiyorsun. Delete block diye bir sayfa oluşturacaksın. Orada soracaksın diyelim. Emin misin silmek istediğine? Ama o sayfada göstereceksen. Yani farklı bir sayfada, şöyle bir sayfada soracaksan bunu. Onay verdiğinde sil diyeceksen o zaman get'i de yazman lazım. Ama burada ben sadece bir butona tıkladığımda onu post edecek. Aynı sayfa içinde. Yani buna özel bir sayfa tasarlanmamış. Tasarlanmayacak anlamına geliyor bunun post olması. Genellikle de böyledir. Mesela are you sure diye soracaksanız bile, yani veriyi sileceğim mi diye, sileceğim mi oğlum diye soracaksanız bile
onu sayfa içerisinde bir bootstrap'le mesela model pop-up, model form aracılığıyla sorabilirsiniz. O zaman da gene get'e gerek yoktur. Çünkü yeni bir sayfa yok. Aynı formda soruyorsun. Gibi şeyler. Evet. Kod yazmak. MySQL.connection cursor execute platform blocks where id id MySQL connection dot commit slash sildik ya, silme işlemi başarılı. Your block has been deleted. Return redirect send. Nereye gönder? My blocks'a. Neydi o? Şu. My blocks. Yönlendir beni kardeş. Şimdi artık son düzlükteyiz. Bundan sonra mola vereceğiz. App root. Yani bundan dedim. Bundan sonra, içinden sonra. Logout işlemi yapacağız. Evet. Logout. Temizle. Session temizlemek, logout yapmaktır. Çünkü her sayfada sen session'ı kontrol ediyorsun ya, içerisine bir şey yazdın. Mesela kullanıcı adını yazdın diyelim ve her sayfada onu kontrol ediyorsun. Eğer kullanıcı adı Canosan yazıyorsa, o kullanıcı giriş yapmıştır. Yetkilidir. Ama sen bunu temizlersen Cihanoğlu'san yazmayacak artık. Ve diğer taraflarda, diğer sayfalarda onu kontrol ettiğinde de veri olmayacağı için zaten yetkili giriş yapılamayacak. Bu kadar basittir session'in mantığı. Karmaşık görünen çok basit bir şeydir. You have been logged out and it will be inform message from the system. Return, redirect. Evet. If name, sen şöyle yaz. Ondan sonra çalıştır. Bittik. Bittik arkadaşlar. Yerden. Tasarım hariç uygulama bitti. Biz bloğu yaptık değil mi? Evet. Evet. Uygulamamız böyle. Henüz tasarımı yapmadık. Tasarımı moladan sonra yapalım. Peki belli zamanlarda işlemleri otomatik kaydeden sistemler nasıl çalışıyor? Bağlantıyı açık tutup timer kurup database sürekli... Benim aklıma birden fazla senaryo geliyor Sema, bu bahsettiğinde. Daha net bir örnek var mı? Belli zamanlarda işlemleri otomatik. Bunu web projelerinde mesela diyelim ki 5 saniye sonra kaydet diyorsan, yani formdaki girilmiş olan veriyi diyelim 5 saniye sonra. İşte bir dakika, karıştırmayın arkadaşlar, durun. O yüzden ben yorum yapmıyorum ya burada. 5 saniye, bu bahsettiğim WebSocket olayı. Tamam, bunu tahmin ettiğim için detaylara girmiyorum orada, diğer senaryolar. Bu WebSocket gibi düşün. Aslında kullanıcının el hareketini kontrol, el hareketini sürekli kontrol ediyor. El hareketi var mı? Beş dakikada bir kaydetsin diyelim. Google dokümanlar gibi. Beş dakika değildi sanırım bu.
o sen bir şeyleri yazdıktan sonra ya belli bir saniye içerisinde yapıyor bunu ya Ctrl S'e basınca yapıyor mesela. Onu da sen de yapabilirsin. Client tarafından Ctrl S komutu geldiğinde JavaScript ile alıp o formu mesela kaydet butonuna basmadan ya da save butonuna basmadan save'i tetikleyebilirsin. Ctrl S ile. Bu mümkün. Bunun otomatik yapılması da aslında WebSocket mantığı. Senin oradaki veriyi kaybetmeni istemediği için otomatik olarak arka tarafta diyelim formdaki değişiklikler olduğunda mesela formdaki veride değişiklik olduğu durumda onları kaydediyor. Hatta burada da iki senaryo olabilir. Formdaki sadece değişiklik kısımlarını alma durumu. Yani doküman çok büyük olabilir ya mesela. Onları analiz edebilir client tarafından. Sadece değişiklik olan kısımları kaydedebilir. Versiyon kontrol sistemleri gibi. Ya da komple formu tekrar kaydedebilir. Bu WebSocket kısmı biraz. Tamam, mola verelim arkadaşlar. 10 dakika. Dönüşte tasarım. Tasarımı hızlı yapacağım. Ben tasarım kodlarını yazmıştım. Tekrar yazmayız. Dersin başında PHP ile ilgili bir şey dediniz. Neden öyle dediniz? Teşekkürler. Ben bir tane açtım. PHP ile ilgili. Geçmiş olsun. Haricinde bir şey diyemiyorum. Bunu ara ara konuştuk ya. Tekrar etmeyeyim onları.